Etrafı tamamen yeşil, çam ormanlarıyla kaplı Karaçomak baraj sahası muhteşem bir doğa ekosistemine sahiptir. Günün her saatinde yemyeşil suyu çevresiyle birlikte muhteşem yansımalar sunar. Aynı zamanda rekreasyon sahası olarak da günü birlikçilerin mesire alanıdır. Karaçomak Barajı, Kastamonu'nun güneyinde 8 kilometre ve Ankara'ya da 247 kilometre uzaklıktadır. Baraj 1976 yılında hizmete girmiştir ve Kastamonu'nun su gereksinimini karşılamaktan başka tarımsal sulama amacı da taşımakta olup 43 kilometre kareye yakın bir alanın sulanmasını sağlayacak kapasitededir. Toprak dolgu gövde tipindeki barajın bende akarsu yatağından 49 metre yüksektir. Barajın su düzeyi ideal dolgunluğunda denizden 895 metre yüksekliğe ve 1.6 kilometre kare kadar yüzey alanına ulaşır. Karaçomak Barajı, Kastamonu'da Karaçomak Deresi üzerinde sulama, taşkın kontrolü, içme suyu temini amacı ile 1968-1970 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 1 milyon 100 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 49 metre, normal su kotunda göl hacmi 23.10 hektometreküp, normal su kotunda göl alanı 1.43 kilometre karedir. 2596 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermekte, yılda 3 hektometre küp içme suyu sağlamaktadır. Baraj sahasında Lepidoptera faunası ve endemik sistemler sadece bu sahaya özgüdür. Baraj orman sınırlarında yaşayan Lepidoptera faunasının alanda yayılış gösteren 15 familyaya ait 70 türün varlığı belirlenmiştir. İlk çağlardan günümüze kadar Lepidoptera takımını oluşturan böcekler ve kelebeklere mensup türler, güzel renkleri ve desenleri ile doğa bilimcilerin, entomologların ve insanların ilgisini çekmektedir. Sahadaki canlı organizmalar içerisinde birey ve tür sayısı açısından en büyük grubu böcekler oluşturmaktadır. Burada böceklerin biyolojik çeşitliliği oluşturan önemli organizma gruplarından birisi olduğu söylenebilir. Türkiye'nin kelebekleri listesi içindeki bu sahada ilk kayıtların gelmeye başladığı 1800'lü yıllardan bu yana değişmektedir. Türkiye'deki 45'i endemik, 21'i ise çoğunluğu Türkiye sınırları içinde olan endemiye yakın tür olmak üzere yaklaşık 380 kelebek türü bulunduğunu bildirmektedir. Dünya üzerinde geniş dağılım gösteren pek çok tür Türkiye'de de yayılış göstermektedir. Lepidoptera takımına mensup türler ekonomik olarak önem arz etmektedir. Birçok türün larvası fitofag olup zirai bitkiler ve orman ağaçlarında önemli zararlara neden olmaktadır. Erginlerin çoğu ise nektar, yaprak öz suyu, fermantasyona uğrayan öz suyu ile beslenir. Daha önce Türkiye'nin birçok bölgesinde kelebek türlerini saptamak amacıyla çeşitli faunistik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü'nde bulunan kelebek türlerinin tespiti yapılarak Türkiye kelebek faunası çalışmalarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Baraj sahasında yağış rejimi, Karadeniz yağış rejiminin aksine yıl içinde en çok yağışın Mayıs, en az yağışın ise Eylül ayında düştüğü görülür. Bu değerler iç kısımların Karadeniz iklim kuşağından ayrılarak karasal iklim kuşağına kaydığının bir göstergesidir. Sahadaki dar bir bölgedeki meteorolojik farklılık olarak tanımlanan mikroklima bölgenin topografik yapısının kıyıdan iç kesimlere doğru değişmesi ve yükseltinin giderek artış göstermesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yağışın mevcut olduğu günlerde merkezde yağışın görülmediği ve iklimin farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir.
Baraj sahası ve çevresi, ormanların ekolojik yapı sistemleri çok farklı çeşitlilik gösterir. İnsanların bu varlıkları kullanımı çoğu kez tahripkardır. Basit ve yasal olarak orman, ağaçlar topluluğu ve ağaçlar topluluğunun bulunduğu yer olarak görülür ve tanımlanır. Sosyal, ekonomik ve teknolojik değişim ve gelişmelerin çok hızla olduğu zamanımızda ormanların ağaç topluluğunun bulunduğu yer olma ve odun üretimi yapmasının yanı sıra hatta odun üretiminden daha fazla değişik fonksiyonları bulunmaktadır. Orman, kendini yenileme ve tedrici değişim özelliği dolayısıyla insanın tahripkar müdahalesine rağmen yaşamını devam ettirebilir. Orman bu özelliği ile en önemli elemanı ağaçlar olan çok çeşitli canlıların yer aldığı bir biyolojik yaşam birliğidir. Bu birliğin harici tesirlere karşı en önemli koruyucusu birliğin hakim elemanı olan ağaçlardır. Rüzgar ve soğuk etkisi orman içinde az, rutubet fazladır. Ağaçlardan süzülerek gelen güneş ışığı orman altında otsu bitkilerin fotosentez yapmalarına imkan verir. Aşırı yağışların bir kısmı yapraklar tarafından tutulur ve toprağa düşmeden buharlaşarak tekrar atmosfere döner. Sahada, orman toprak üzerinde diğer canlılar topluluğuna yaşama ortamı sağlayan organik bir biyokitle oluşturur. Bu biyokitle mantar, bakteri ve çeşitli canlı organizmaların yaşama ortamıdır. Böcekler, sürüngenler, fareler de burada yaşar. Burası her çeşit ağaç ve bitki tohumlarının da çimlenip geliştiği, kök saldığı tabakadır. Yine bu saha ve kısmen ağaçsız bölgeler av ve yaban hayatının yaşama ve beslenme yerleridir. Ormanda yatay ve düşey yönde devamlı olarak su, enerji ve mineral akımı vardır. Burada beslenen hayvanlar gittikleri yerlere enerji ve mineral maddelerini yiyecek halinde taşırlar. Diğer taraftan rüzgar tohum ve yaprakları bir yerden diğer yere taşır. Gerek rüzgar gerekse hayvanlar birçok bitkinin yayılma ve çoğalmasına neden olur. Nüfus artışı, ekonomik gelişme ve sanayileşme ile arazi kullanma şekilleri arasında daima ormanlar aleyhine ortaya çıkmaktadır. Orman azalması sonucu ve çevre kirliliği, erozyon tehlikesi artmakta, tahrip olan ormanlar kirlenmeyi azaltıcı fonksiyonunu tam yapamamaktadır. Ormanı sistem olarak değerlendirmeyen politikalar paralelinde yapılan işletmecilik bu kaynağın tahribine sebep olabilmektedir. Ormanların orman ürünü alma amacının yanı sıra bazen ondan da önde olarak doğal kaynakların hepsinin başında sellerle toprak taşınmasını ve siltasyonu önleyerek tarım topraklarının verimliliğini emniyet altına alan, ulaşım ve sulama tesislerini koruyan, toprak kaymalarını, çığ teşekkülünü engelleyen, rüzgar, gürültü, toz ve diğer zararların etkisini azaltan, havayı temizleyen bir sigorta görevi bulunmaktadır. Sahada buharlaşmanın yağışlardan yüksek olduğu kurak ve yarı kurak iklim koşullarının hakim bulunması, kültür bitkilerinin ve doğal bitki örtüsünün gelişmesinde suyun sınırlayıcı faktör olmasına neden olmaktadır. Toprağa yeteri kadar organik maddenin dönmemesi, toprak strüktürünün bozulması ile sonuçlanmaktadır. Baraj sahası, toprak örtüsünün tamamen sıyrıldığı eğimli alanlarda erozyonun şeklini, şiddet ve seyrini, jeolojik yapıyı oluşturan ana materyalin pekişme durumu, bünye özelliği, yağış sularını tutma ve geçirme kapasitesi gibi fiziksel özellikleri ile ana depoda bulunan eriyebilir anyon ve katyonların miktarları gibi ana deponun kimyasal özellikleri tayin etmektedir. Genel olarak baraj sahası çevresinde en fazla aşınan ve sellere en fazla malzeme veren kaynaklar
kumlu, siltli, çakıllı olan veya pekişmemiş veya az pekişmiş araziler ile bünyesine su aldığında kısa sürede eriyebilen tuzlu ve alkali maddeler bakımından zengin, siltli ve kirli depolardır. Barajın erken bulumunu önleyen muhteşem görsellikler sunan çam ormanlarıdır. Baraj sahası çevresinde aşınmaya uğrayan epimetamorfik yeşil renkli, kloritli, serizitli şistler, grafit ve tak şistlerdir. Bazı ana kayalar üzerinde oluşan toprak aşınması, kayalık, taşlık alanların ortaya çıkmasına ve dolayısıyla buraların 8. sınıfa giren araziler halinde kalmasına yol açmıştır ve açmaktadır. Baraj sahası ve çevresi, ormancılığında üretim faktörlerinin başında yer alan yetişme muhiti, iklim, mevki ve toprak faktörlerinden oluşmaktadır. Bunlar arasında iktisadi yönden üzerinde durulan ve mahdut bulunması itibariyle değer taşıyan faktör topraktır. Bu faktör üretimde önemli roller oynamaktadır. Bir kere her işletmede olduğu gibi üretimin faaliyet sahasını teşkil eder. Sonra da ormanın yetişmesi için bitkilere lüzumlu olan besin maddelerinin ve tabiat kuvvetlerinin kaynağıdır. Baraj sahası, çeşitli iklim, toprak ve topografta şartlarına sahip olduğundan bitki örtüsünde de çok çeşitlilik görülür. Flora sistemi değişiklik arz etmektedir. Vadiler, ormanlık alanlar, kayalıklar, yerleşim alanları, akarsu kenarları ve tarım alanları gibi değişik doğal ve topografik yapısı nedeniyle birçok hayvan türü için doğal yaşama alanlarını içeren bir bölgedir. Baraj sahası önemli rekreasyonel alan konumundadır. Saha ormanları bünyesinde bulundurduğu çok çeşitli canlı ve bitkilerle eşsiz renk konsantrasyonu, estetik bir yapı ile insanların ruhuna hitap eden birçok mesajlar ihtiva eder. Saha ormanları kendine özgü havası, bol oksijen muhtevası, temiz suyu, rekreasyon potansiyeli ile en ideal yaşama ortamıdır. Bunlar insan ve diğer canlılar için bir sağlık kaynağıdır. Ormanlar doğal oksijen depolarıdır. Ormanlarda hava kirliliği söz konusu değildir. Kirli havadaki insan sağlığı için zararlı olan karbondioksiti yaprakları vasıtasıyla süzmek suretiyle alır, dışarıya yaşamımızın öncelikle ihtiyacı duyduğu oksijeni verir. Yani bir filtre görevi yapar. Bunun için mevcut ormanlarımızı çok iyi korumalıyız. Baraj sahası, milli parklar açısından çok değerlidir. Bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletler arası ender bulunan tabi ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları olarak önemli bir varlıktır. Yörenin bol ve bütün yıl akışlı akarsuları ile zengin bitki örtüsünün oluşturduğu koşullar, aşırı avlanmalara rağmen nesilleri tükenmeyen karaca, geyik, tavşan, yaban domuzu, kurt, tilki, ayı gibi sık görülen yaban hayvanlarına ve birçok kuş türüne uygun yaşama ortamı oluşturmaktadır. Avifauna açısından yörede 38 kuş familyasından 129 kuş türü bu bölgede yaşamakta, bunların 46'sının soyu tükenme tehlikesi altındadır. Alandaki kanyon, mağara, düden, şelale gibi oluşumlar, karışık yapraklı ormanlar, doğal peyzaj içerisinde eşsiz bir manzara bütünlüğü ortaya koymaktadır.